Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Fotoğraf dünyasına adım atmış her Türk fotoğrafçısının adını mutlaka duyduğu, fotoğraflarını ezberden bildiği, kitaplarını okuduğu birçok ünlü fotoğrafçı var. Bunlardan birisi de örneğin Henri Cartier-Bresson. Ancak bugün ben size Türkiye'de çok tanınmayan, adı çok geçmeyen Asyalı bir fotoğrafçıyı tanıtmak istiyorum. Fotoğrafları ve özellikle ışık kullanımı ile beni derinden etkileyen bu kişi Fan Ho. Eğer siz de onu tanımak, fotoğraflarını görmek ve fotoğrafa yaklaşımını öğrenmek isterseniz hadi buyurun. Sadece 20 yılda 300'e yakın ödül kazanan, en etkili Asyalı fotoğrafçılardan biri olduğu söylenen, fotoğrafları San Francisco'daki Modern Sanatlar Müzesi'nde kalıcı bir koleksiyonda sergilenen, Asya'nın Cartier-Bresson'ı diye anılan Fan Ho. 1931'de Şangay'da doğdu. 14 yaşında fotoğraf çekmeye başladı ve ilk makinesi bir Brownie'ydi. Daha sonra babasından hediye olarak aldığı Rolleiflex çift lensli refleks kamerayı kullanmaya başladı ki eserlerinin birçoğunu bu makinayla çekti. Fotoğraflarını çoğunlukla gecekondular, pazarlar ve sokaklar gibi kentsel yaşam alanlarında çeken bir sokak fotoğrafçısıydı. O ve ailesi 1949'da Hong Kong'a göç etti. Böylece 50'li ve 60'lı yıllarda şehrin büyük bir metropol merkezine dönüşmesini yakından takip etme ve fotoğraflama şansı buldu. Siyah beyaz fotoğraflar çekmeyi tercih etti. Çünkü siyah beyazın ortamın renklerinden, rengin albenisinden, gerçek hayatmış gibi görünmesinden uzaklaşmayı istiyordu. O daha çok ışığı görmeyi, yakalamayı seviyordu. Fotoğraflarında güçlü kompozisyonlar yaratmak için konularını modellerine yönlendirmek onun açısından sanatın bir parçasıydı. Bir seferinde kuzeninden duvarın yanında durarak ona poz vermesini istedi. Böylece en ünlü fotoğraflarından biri olan Yaklaşan Gölge 1954'te çekildi. Fotoğraftaki kadın düz bir duvara yaslanıyor. Kıyafetleriyle duvar kontrast yapmış durumda ve aşağıya doğru bakıyor. Benzer bir şekilde zemindeki siyahlık da yine duvara kontrast yapıyor. Hem dikine hem de yatay zemin yönlendirici çizgi görevi yapıyor ve bizi kadına yönlendiriyor. Bu kadarıyla bile etkili bir fotoğraf olabilir ama bu fotoğrafı ikonik yapan ve 50 bin dolara satılmasını sağlayan temel şey diagonalden gelen gölge. Bu gölge ve kadının yatay, dikey ve diagonalden gelen çizgilerin kesişim noktasına konumlandırılması bu fotoğrafı böylesine özel yapıyor. Kimileri diagonal gölgenin orijinal olmadığını, sonradan karanlık odada yapıldığını iddia etse de ne gam. Sonuçta ortada böyle bir fotoğraf var ve çok güzel. Cartier-Bresson'ın ve birçok sokak fotoğrafçısının aksine gerektiğinde fotoğrafı kırpmaktan da çekinmiyordu Fan Ho. Bunun bir film yapmak gibi olduğunu, fotoğrafın özünü ve duygusunu yakalamak için yaptığı düzenleme sürecinden keyif aldığını söylüyordu. Her birinin farklı bir hikaye anlattığı çalışmalarında duygusal aktarımı güçlendirmek için yüksek kontrastı, ters ışığı, parlak ve karanlık tonları, ışık huzmelerini etkili bir şekilde kullanırdı. Ona göre pozlamayı zorladığınızda bazı ayrıntılar kaybolsa bile dikkat aslında önemli ögelere doğru kayar. Bu tekniği, ışığı ve gölgeyi çok doğru, çok güzel kullanan bir fotoğrafçıydı.
Tarzının bir diğer güçlü yönü ise zaten güçlü olan kadrajların içerisinde doğal çerçeveler kullanma becerisiydi. Ritmi bir kompozisyon ögesi olarak kullanmayı severdi. Fotoğrafta grafik ögeleri ustaca nakışlardı. Ancak hiç şüphe yok ki fotoğrafçılığının asıl parladığı yer ışık ve gölge kullanımıydı. 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti ve emekliliği sırasında koleksiyonunu düzenlemeye başladı. Bu aşamadaki çalışmalarını şöyle tanımladı. Sanatsal yaratım için her şeyi denemek gerekir. Eski negatiflerimin yeniden hayat bulması için geçmişle geleceği, eskiyle yeniyi, hayalle gerçeği bir araya getirmeye çalışıyorum. Bu yüzden karanlık oda deneyimimi dijitalleştirmek için Photoshop gibi modern teknikleri kullanıyorum. Ve bu görüntüleri birleştirmeme veya üst üste koymama, hatta sinematik tekniklerden ödünç almama ve bir montaj yapmama yardımcı oluyor. ...2016 yılında ardında birçok mükemmel fotoğraf bırakarak hayata veda etti. Her şeyden öte ben kişisel olarak Van Ho'nun mükemmel bir fotoğrafçı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de, Avrupa'da ve hatta tüm Batı dünyasında göz ardı edilen, hak ettiği değer ve saygıya ulaşamayan önemli bir fotoğraf ustası o. Fotoğraflarını izlemesi ayrı bir keyif. Tekniğini, tarzını, kompozisyonunu, ışık kullanımını incelemesi çok öğretici. Tarzı, sanata ve fotoğrafa yaklaşımıyla kendime örnek aldığım bu büyük ustayı, Van Ho'yu saygıyla anıyorum.